Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Dacia Kahyoğulları'ndayız. Dacia Sandero'nun en baz otomatik vitesli versiyonuyla karşınızdayım. Biraz opsiyonlu, opsiyon dedim, renk ve park sensörü varmış. Şuradan da durdurarak okuyabilirsiniz özelliklerini. Gördüğüm kadarıyla dıştan LED farları yok, gündüz LED'leri yok. LED farı yok. Şöyle yakından göstereyim. Halojen farlar var. Allah, yanlışlıkla yaklaştırdım. Halojen farları var. Sis lambası yok. Şöyle panjurun tasarımı güzel. Şöyle parlak plastikler var. Ve krom çizgisi buradan devam ediyor. Sandero Stepway'in videosunu da zaten çekmiştik, kanalımızda mevcut. Böyle önden göstereyim. Dediğim gibi en boş versiyonu. Teneke jantları var. 15 inç olması lazım. Bakayım. 185, 65, 15. Plastik aynalar. Çamurlukta sinyaller. Bu şekilde. Bunun arkasına geçelim. Benzin deposu burada. Biraz büyük gibi duruyor. Burada Dacia detayı. Arkası da yine bu şekilde. Park sensörleri de gördüğünüz gibi. Burada arka sis lambası da burada. Şimdi bagajına bir bakalım. Bagajın litresini buraya yazarım yine. Işığı var. Askıları var, 4 tane. Bagajın şeyliği iyi, genişliği iyi gibi. Burada da tamir anahtar takımları mevcut. Bunun altında. Neyse, açılmıyor, çok zorlamayalım. Gördüğünüz gibi burada bir kaplama yok. Burada da yarım kaplama var. Stepway'de göstermiştim. Yine şöyle bir arkasını göstereyim size. Şuradan. Bu normal Sandero. Yüksek olan versiyon değil. Clio gibi olan versiyonu. Kapısı bu şekilde. Komple sert. Kumaş, yumuşak detay. Krom detay. Hiçbir şey yok. Kollu bir camımız var. Elektrikli değil. Cepte bir su şişesi sığacak kadar. Yanında ıvır zıvır bir şeyler koyabilirsiniz. Şimdi içinden boyumuza bakalım. Yine aynı mesafede. Rahat bir mesafe. Şöyle bir 4 parmaklık bir mesafe var. Arkada havalandırma vesaire hiçbir şey yok. Koltuklarda böyle kumaş. Isofix'ler de burada. Kol dayaması falan. Burada bir şey yok. Tutamaçlar da bu şekilde. Şöyle odaklayalım. Tutamaçlar da bu şekilde. Arka aydınlatması da yok. Tavan döşemesi de fiyatına göre normal bir şey. Evet. Arabanın radyosu yok. Şimdi ben baş mesafesini göstereyim size. Evet, biraz terledim. Sıcak. Baş mesafesini şöyle göstereyim. Burada şöyle bir karış yaparsak şu şekilde bir baş mesafesi var. 1.73 civarında boyum var. Baş mesafesi gayet güzel. Diz mesafesi de normal. Evet, şimdi öne geçelim. Bu kollar da boyasız. Ayna da boyasız. Ön kapı da şöyle uzaktan göstereyim. Böyle. Buralar sert zaten. Buralar da sert. El koyduğunuz yerler de sert. Biraz desen koymuşlar. Elektrikli camlar. Aha, bak bunu gördüm, üzüldüm. Elektriksiz aynalar varmış. Bu olmasa iyiymiş. Neyse, radyosu da yok zaten. Şuralar halı kaplı. Eşik. Park sensörü kapatma düğmesi de burada. Far yükseklik ayarı var. Orada sigorta galiba. Petekleri güzel. Sandero'da şunlar turuncuydu. Bunda parlak siyah yapmışlar.
Yani ikisi de güzel bence. Buralar zaten serttir. Buralar sert. Göstergeler yeni tarz gösterge, güzel. Hız sabitleyicimiz var. Yani hız sabitleyici var ama elektrik ayna yok. Radyo yok. Plastik bir direksiyon. Yani deri kaplı değil. Piyano bilek detayları da var. Radyo ayarları da burada. Radyosu var mı acaba bu arabanın ya? Şurada. Buraya bir telefon falan sıkıştırılıyor galiba. Onu bir sorayım ben. Buraya alta yazayım. 12 voltu var burada. Kliması var Allah'tan. Göstergeler böyle. Bu güzel desenli bir trim kullanmışlar. USB'si de aynı bu şekilde. Biz Sandero Stevie'nin en fullünü incelemiştik. Orada bir telefon tutacağı, ekran falan vesaire vardı. Otomatik vites. Etrafı da krom çerçevesi var. Ama piyano bilek falan yok. İki tane bardaklı olması iyi. Mekanik el freni var. Arkada küçük bir göz var. Hemen şuna da bakalım. Burası da genişliği güzel. Aydınlatması ve sos düğmesi de burada. Ayna yok. Mikrofon var galiba şurada. Şurada da bir ayna yok. Evet dostlar, videoyu kapatmıştım ama arabanın listesine bakarken gördüm otomatik far varmış. Otomatik silecek. O yok. Yeniden bunu hatırlatayım dedim, otomatik far varmış yani. Enteresan. Evet, şimdi teyip meselesini sordum. Orada bir kontrol ünitesi yok, sadece şuradan USB bağlayıp buradan yönetebiliyorsunuz yani ekrandan. Yani teybi varmış. Bunu da ekleyelim. Evet dostlar, Sandero incelememiz de bu şekildeydi. İstediğiniz modeller varsa söyleyebilirsiniz. Megane'ı çektik. Bu videonun devamının gelmesi için videonun devamı gelecek. Desteklemek için abone olabilirsiniz. Size teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.